Bölüm 36, Yasin. Yasin. Kur kesme işareti an ı hakim kesme işareti e yemin olsun. Sen elbette gönderilen rasullerdensin. Dost doğru bir yol üzerindesin. Bu kur kesme işareti an, aziz ve rahim olan, Allah kesme işareti ı ne, indirmesidir. Ta ki, ataları uyarılmamış, kendileri de gaflet içinde, kalmış, kimseler olan bir kavmi uyarasın. Andolsun, onların çoğu üzerine o söz, azap, hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Biz, onların boyunlarına, çenelerine varan halkalar geçirdik. Onun için başları kalkıktır. Önlerine bir set, arkalarına da bir set çekerek onları bürüdük de artık göremezler onları uyarsan da uyarmasan da birdir, iman etmezler. Sen ancak, Kur'an'a uyan, görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. Onları bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz biz, ölüleri diriltiriz ve onların yaptıkları her işi ve bıraktıkları izleri yazarız. Her şeyi açık bir kitapta toplamışızdır kendilerine elçiler gelmiş olan belde halkının misalini anlat onlara. Hani onlara iki elçi göndermiştik de onları yalanlamışlardı. Bir üçüncüsü ile onları güçlendirmiştik. Biz, size gönderilen elçileriz, demişlerdi. Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman, hiçbir şeyi indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, diye cevap vermişlerdi. Elçiler ise, Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilen elçileriz, diye karşılık verdiler. Bizim görevimiz apaçık tebliğ, duyurmaktan başka bir şey değildir. Onlar dediler ki, doğrusu siz bize uğursuz geldiniz. Eğer bu işe bir son vermezseniz, sizi taşa tutarız ve bizden acı bir azap dokunur size. Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye mi? hayır, siz aşırı giden bir toplumsunuz, dediler. Şehrin öbür ucundan koşa koşa bir adam geldi, ey halkım, elçilere tabi olun, dedi. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar, hidayet üzeredirler. Hem ben neden, beni yaratana ibadet etmeyeyim. Halbuki siz de ona döndürüleceksiniz. Ondan başkasını ilahlar edinir miyim? Rahman bana bir zarar istese, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve beni kurtaramazlar. Üstelik ben o zaman apaçık sapıklıkta olurum. Şüphesiz ben, Rabbinize iman ettim, beni dinleyin. Ona, cennet kesme işareti e gir, denildi. O da, keşke kavmim bilseydi. Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama layık kimselerden kıldığını. Biz ondan sonra onun kavmini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik. Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler. Ne yazık şu kullara. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün onunla sadece alay ederlerdi kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmüyorlar mı onlar bir daha kendilerine dönmemektedirler ve hepsi toplanıp huzurumuza çıkarılacaklardır ölü toprak kendileri için bir ayettir biz onu diriltip ondan yedikleri ekin çıkarırız yine orada hurma ve üzüm bahçeleri yetiştiririz aralarından da pınarlar fışkırtırız ürünlerinden ve yetiştirdiklerinden yesinler diye. Hala şükretmiyorlar mı? Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah, eksikliklerden, münezzehtir. Gece de kendileri için bir ayettir. Gündüzü ondan sıyırıp yüzeriz, birden onlar karanlıkta kalıverirler. Güneş de karar kılacağı yere akıp gider. İşte bu, aziz ve alim olan Allah kesme işareti ı ne takdiridir. Aya da menziller belirledik ki, sonunda kuru bir hurma dalı gibi olur da geri döner. Ne güneş kesme işareti in ay kesme işareti a yetişmesi mümkündür. Ne de gündüzün geceyi geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzerler onların zürriyetlerini dokdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ayettir. Ve onlar için daha başka taşıtlar da yarattık. Eğer istersek onları suda boğarız. Onlara bir yardımcı da bulunmaz, kendi kendilerine de kurtulamazlar. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalandırmamız müstesnadır. Önünüzdekinden ve arkanızdakinden, dünya ve ahiret azabından sakının. Umulur ki size merhamet olunur denildiğinde yüz çevirirler. Ve onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldiği zaman ancak ondan yüz çevirenler oldular kendilerine Allah'ın size verdiği rızıklardan infak edin denildiği zaman kafirler iman edenlere Allah kesme işareti ı ne dilediği takdirde yedirip doyuracağı kişiyi acaba biz mi doyuracağız gerçekten siz apaçık bir sapıklık içindesiniz eğer doğru söylüyorsanız bu vaat ne zaman yerine gelecek derler onlar tek bir çığlıktan başka bir şey beklemiyorlar Birbirleriyle çekişip dururlarken onları yakalayacak. O zaman ne bir vasiyet edebilirler, ne de ailelerine geri dönebilirler. Sur kesme işareti a üflenince hemen kabirlerinden rablerine doğru koşarak çıkarlar. Eyvah bize, mezarımızdan bizi kim kaldırdı? Bu Rahman kesme işareti ı ne vaad ettiğidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Yalnızca korkunç bir çığlık. Bunun üzerine onların hepsi hemen huzurumuzda hazır bulunurlar. Artık bugün kimseye hiçbir haksızlıkta bulunulmaz ve ne yapmışsanız ancak onun karşılığını göreceksiniz. Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler. Kendileri ve eşleri gölgeliklerde koltuklara yaslanmışlardır. Orada onlar için meyveler vardır. Canlarının istediği her şey onlarındır. Rahim olan Rab'bin selam sözü vardır. Ey günahkarlar, bugün siz bir tarafa ayrılın. Kesme işareti ey Adem oğulları. Size şeytana ibadet etmeyin çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Kesme işareti demedim mi? Bana ibadet edin dost doğru yol budur, diye buyurmamış mıydım? O, sizden çoğu toplumları saptırmıştı. Hiç mi akıl erdirmiyordunuz? İşte size vaat olunan cehennem. Küfredişiniz sebebiyle bugün girin oraya. Bugün, onların ağızlarını mühürleyeceğiz, bizimle elleri konuşacak. Ayakları da yapıp, kazandıklarına şahitlik edecektir. Dileseydik gözlerini tamamen kör ederdik de o zaman doğru yolu bulmaya koşuşurlardı. Oysa nasıl görebilirler? Eğer dilesek oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılışında tersine döndürürüz. Hala akletmiyorlar mı? Ona şiir öğretmedik, ona yakışmaz da. Bu, yalnızca bir hatırlatma ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları uyarmak ve sözün, azabın, kafirler üzerine gerçekleşmesi içindir. Kendi elimizle yaparak, onlar için yarattığımız hayvanları görmüyorlar mı? Onlara sahip olmaktadırlar. O hayvanları onlara boyun eğdirdik, onlardan kimine biniyorlar, kiminin de etini yiyorlar. O hayvanlarda insanlar için daha başka faydalar ve içecekler vardır. Hala şükretmiyorlar mı? Kendilerine yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki ilahların onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Aksine kendileri bunlar için askerlerdir ve ateşte hazırdırlar. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açıkladıklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmüyor mu? Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş. Kendi yaratılışını unutup bize örnek veriyor. Bu çürümüş kemikleri kim diriltebilir? diyor. De ki onları ilk defa yaratan diriltecek. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkaran odur. Nitekim siz onunla ateş yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratanın, onların benzerlerini yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette yeter, o, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. Bir şeyi dilediği zaman, o kesme işaretinin emri, ona yalnızca, ol, demesidir, o da hemen verir her şeyin mülkü elinde olan ve sizin de kendisine döneceğiniz Allah, noksanlıklardan, münezzehtir.